İtalya'da yeni dönem süper yeşil geçiş sertifikası başladı. İtalya'da hükümetin süper yeşil geçiş sertifikası olarak adlandırdığı tedbirler uygulamaya sokuldu. Artık aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyecek. Hı. Sertifika yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek. Sertifikası olmayanlar otobüs, tramvay, metro dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını dahi kullanamayacak. Güvenlik güçleri toplu taşıma araçlarında tek tek kontrol yapmaya başladı. Öte yandan omikron varyantı Avrupa'da yayılmayı sürdürüyor. Rusya'da ilk vaka tespit edildi. Ayrıca Nepal ve Arjantin'de yeni varyant ilk defa tespit edildi. Evet. Süper dünyada yeşil. yayılıyor. Ama nasıl yapılacak bu? E, tek tek düşünsenize Türkiye'de tek tek kontrol edildiğiniz zaten trafik fena. Aşısı zaten olmayan, var. aşısı olmayana sosyal hayat dahil, eee efendim normal hayatta trafikte, sinemada, tiyatroda, e, hatta lokantaya çıkıp e, efendim yemek yemek de e, yasak artık. Olacağı buydu sonuçta. Bu noktaya falan getirdiler. Madem ki arkadaş sen bulaştır, e, bulaştırıcısın, bulaştırabilirsin, taşıyıcı olabilirsin, aşı e, yaptırmadın, olmadın, e, efendim, tedbirlere uymuyorsun. Kusura bakma sen el an hepimizi e, hasta edebilirsin, kendinde taşıyıcı olabilirsin, hasta olabilirsin. Biz seni aramızda istemiyoruz. Evet. Nasıl ama? Müthiş bir şey. Ben hakikaten yani, evet. bunu düşünüyordum gelen e, sonuçta bu tedbirler e, o ortaya konuldu. İtalyan diyor ki İtalyan hükümeti kardeşim diyor sen aşı olmamışsan bu tedbirlere uymamışsan lütfen sokağa çıkma. Sokağa çıkma yasağı getirilmiş resmen yani. Evet. Ferdi, kişisel. Yani burada bir hani herkes sokağa çıkmasın. Sokağa efendim 15 gün, 20 gün kapattık falan değil de e, aşı olmayan sokağa çıkmasın deniliyor kibarca. Bunun evet. adı budur efendim? A aynen öyle. Buyurunuz Zorluyoruz. efendim. Evde oturun. Düşün, taşın. Evde akşama kadar düşünün. <laughs> Camlardan bakın. Ama daha Türkiye'de de aşı olmayan çok var, sayı var insan. Var tabii. Sayısı var. Maalesef size demin bir örnek verdim işte. Çocuk aşı olmamış, ailesiyle birlikte hasta ve bekliyor. efendim ondan sonra göğsüne kadar iniyor, nefes alamıyor. Hastaneye yatırıldılar. Allah şifa versin. E, niye aşı olmadın kardeşim? Niye sonra ailene bile haber vermiyorsun? Ben bunu gizli gizli atlatırım kimsenin haberi olmadan Aynen, falan. Evet. E olmuyor işte. Nasıl Tabii bir, atlatacaksınız? De öyle bir şey var bildirmiyorlar. Hastaneye gitme ama COVID Tabii. olduğunu çok iyi biliyor ama evet. bildirsem şimdi ben koduma şey olacak diyor çıkamayacağım olacak bu. Kendini düşünüyor sadece. Maalesef çünkü çevresini düşünmüyor. Evet. Bundan sonra sadece gene kendisini düşünsün, sokağa çıkmasın. çıkmasın. İtalya öyle diyor. Öyle dedi. Bakalım. Kendini düşün, bizi de düşün, dışarı çıkma. Aynen öyle.